ve aşırı çamur. Of, buraya yağmur yağdıktan sonra. Sorry. Are you okay? Of. Arkadaşlar, hepinize merhaba. Videoya tekrar hoş geldiniz. Şu an Uganda'nın Jinja şehrindeyim. Nil Nehri'nin doğduğu yerde. Bir önceki videoda birlikte Kampala'dan yola çıkıp Jinja'ya gelmiştik. Bu videoda ilk başta birazcık Jinja'yı gezeceğiz, yürüyerek gezeceğiz. Daha sonrasında motoru alıp biraz daha dağlık ve daha yeşil olan kısımlara, Nil Nehri'nin yanındaki yerlere gideceğiz. Haydi başlayalım. Güne böyle Afrika usulü bir kahvaltıyla başladık. İlk başta İngilizlerden aldıkları sütlü çay, daha sonrasında muz kızartması, yine İngilizlerin mirası olan fasulye, kızarmış ekmek ve bir tane yumurtayla kahvaltı yaptık. Sonrasında şehri gezip birazcık video çekmek istedim. Fakat ben bu yolculuğa hazırlandığım 9 ay boyunca konuştuğum insanlardan çok fazla etkilenmişim arkadaşlar. Bu videoları izleyince ve birazcık vakit geçirdikten sonra çok daha net anlıyorum bunu. Herkes Afrika'ya mı gideceksin, aman önünü keserler, seni soyarlar, öldürürler, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. Hep negatif cümlelerle, negatif yorumlarla birlikte benim de Afrika'dan aslında hiç bu kadar korkulacak bir şey olmamasına rağmen çok korkmama, Afrika'da sanki bütün insanlar benim elimdeki kamerayı ya da telefonu çalacakmış, bütün insanlar bana zarar vermek için komplo kurmaya çalışacakmış gibi bir algıya bürünmeme sebep olmuşlar. Her ne kadar 45 ülke gezmiş, tecrübeli bir gezgin olduğumu düşünsem de 9 aylık süreçte sürekli olarak insanların böyle şeyler söylemesi maalesef beni etkilemiş. O yüzden ilk videolarda ben de içimdeki negatifliği birazcık videolarda size aktarmış oluyorum. Videolar birazcık kesik kesik geliyor. Söylemlerim biraz negatif enerji barındırıyor. Ama videoları izledikçe bu yolculukla birlikte bunların ne kadar yersiz olduğunu hem ben hem siz anlayacaksınız. Hadi videoya devam edelim. I don't know where it's made in. I know this is a good small lightweight camera. So I use it. What? Yürüdüm, inanılmaz da terledim ve giriş kısmına geldim. Fakat burada Ugandalılardan 5000, yabancılardan 30 bin, yani neredeyse 10 dolar para istiyorlar. Ben de dedim ki yer mi Anadolu çocuğu, yemez. Girmeyeceğim. Bakın 30 bin yazıyor. Girmeyeceğim. Yani Nil Nehri'nin doğduğu yeri görmek için gitmemiz gereken bir tane nokta yok sonuçta. O yüzden geriye doğru yürüyorum. Bakalım bir yerler bulmaya çalışacağım. Nehri böyle güzel manzaralı gören. Bulabilirsem hem ben bakacağım hem de sizinle paylaşacağım. Şurada şöyle ufak ufak görünüyor aslında ağaçların arasından ama böyle paralar ödememek için daha güzel manzarası olan ve eğer mümkünse ücretsiz olan yerler bakıyorum. Ve genelde bunlar pahalı otellerin, böyle pahalı otellerin önü oluyor arkadaşlar. Nil Nehri'nin doğduğu yer tam olarak şurası. Victoria Gölü'nden başlıyor ve artık burada bir nehir formunu alarak böyle hızlı bir şekilde akıyor. Önüne 3-4 tane baraj yapmışlar buradaki enerjiyi kullanabilmek için.
daha öncesinde çok daha hızlı ve çok daha gür şekilde akıyormuş. Şu an biraz daha durağan ama yine de aktığı görülebiliyor. Yani bu manzara inanılmaz etkileyiciymiş. Otele geldim, hazırlandım, giyindim, eşyalarımı yükledim. Şimdi günün ikinci yarısında bu otelden çıkıp burada yaşayan bir Türk olan Ceyda'nın oteline gideceğiz. Ceyda dedi ki, Anıl şu an şehirdesin, Cinca'nın enerjisini, Cinca'nın güzelliğini hiç göremeyeceğin bir kısım orası. Bizim bu tarafa gelmen lazım, şehirden çok farklıdır dedi. İnanılmaz merak ettim. O yüzden şimdi motora atlayıp Nil Nehri'nin kenarından birlikte The Nile Porch Otel'e gideceğiz arkadaşlar. Şuradan sola dönüyoruz. Yani bazı insanlar çok sert bakıyor gerçekten. Bu durum beni birazcık korkutuyor. Ama herhalde alışkın olmadığım için. Biraz daha zaman geçince alışacağım diye düşünüyorum. Şöyle sanayimsi yerlerde de tekerim patlamazsa çok güzel olur. Bakın bu insanlar ellerindeki o maşrafayla muz birası mı, muz likörü mü diyeyim artık. Öyle bir şey yapıyorlar burada. Onlardan içiyor. Buraların yerel içkisi o muz likörleri, bayağı alkollü ve her yerde bulunuyor. Çok ucuz. O yüzden herkes onlardan içiyor. Benzin almam lazım aslında ama burada çok da durmak istemiyorum. Biraz daha devam edeceğim o yüzden. Üf, abi motoru benim gibi yüklemiş. Helal olsun. Bunların yüzlük motoru benimki gibi 50-60 kilo eşya üstüne 2 kişi falan alıyor. Evet, bir önceki videoda yanlışlıkla girdiğim şu yola şimdi bilerek ve isteyerek giriyorum. Çünkü burası Nil Nehri'nin sağ tarafındaki bütün o güzel otellere, işte özel lüks resortlara, şelalelere falan giden yolmuş. Yani buradan mecburen geçmek gerekiyormuş. Sağ tarafta Jinja Havaalanı. Şöyle görebiliyor musunuz? Küçücük böyle tek motorlu planör mü deniyor bunlara? Onlar inip kalkıyor. Buralara safariye gelen insanları falan getirip götürüyorlar. Yolun sert kısımları biraz tangır tungur. Şöyle insanların yürüdüğü yerler biraz daha düz ayak. O yüzden şuralardan süreyim. 6 kilometre 15 dakika gösteriyor. Yani ortalama hızımız 20-24. Hop hop. Hadi bakalım. Hoş geldin Afrika'ya. Üf. Hadi bakalım. Nereden geçeceğiz? Of. Of. Geçtik. Başardık. Abi nereye çıkardın motor be? Allah, motor sürme yetenekleri bayağı iyi bu adamların. Umarım ben de bir gün benzer seviyelere ulaşacağım. Ama iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz.
Ördekler. Çekilin. Aa. Hiç umurlarında değil. Üf, kasise bak. Ah. Ya şuralarda rahat bir şekilde gezip dolaşmak, insanlarla iletişim kurmak falan istiyorum ya. Bir an önce o seviyeye gelmek istiyorum. El sallıyorlar canlarım ya. Yerim. Bakalım bir tane daha. Of, bir tane daha. Abi nereden geçeceğinizi nasıl anlıyorsunuz böyle yollarda? Yani o çukurun içi ne kadar derin? Taş var mı? Düşecek miyim? Şaşacak mıyım? Nasıl anlayacağım acaba ya? Sürdükçe mi anlaşılıyor bu işler? Hop 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 hop. Hiç bilmiyorum nasıl anlayabileceğimi. Her yerim çamur oldu. Kirlenmek güzeldir. Parmağıyla beni gösteriyor, kurban olurum. Oo, benzin istasyonuna bakın. İnsanlar motorun sesini duyunca merakla dönüp bakıyorlar. Neredeyse herkes bakıyor. Yol o kadar kötü ki hızlı sürmek imkansız. Gittiğim yöne doğru böyle 5-6 santimlik tümsekçikler var. Ve aşırı çamur. Of, buraya yağmur yağdıktan sonra. Sorry, sorry. Are you okay? Of. Hadi bakalım. Sıkıyorsa ayakta git şimdi. Of. İşimiz zor. Bugün bayağı yağmur yağacak gibi görünüyor buraya. Ben yarın buradan zor geçerim. Of. Of. Vallahi zor ayakta tuttum motoru. Çocuklar da nasıl kaçıştılar önümden. Motor da korktu. Hararet yaptı. Hoppa. Hello. Hello. Ya yerim sizi ya. Bunların bir videosunu çekeyim. Hello. How are you? I'm fine. Good? Yes. Can we have a picture together? Yes. Yani böyle kalbim hala güm güm atarken çocuklar çıkıyor karşıma. Allah'ım bayılıyorum ya. Ready? Motorla düşmek üzereyken şu güzellikler karşıladı beni. Bay bay. Allah'ım çok tatlılar, çok. Bye bye. I love you. I love you.
Hello teacher. How are you? I'm fine. How are you? Ya daha yeni heyecandan düşme korkusundan kalbim yerinden çıkacak gibi 3 saniye sonra 100 tane çocuk sana şarkı söylüyor. Ya burası ne kadar güzel bir kıta ya. Of. Vallahi düşmeyi müşmeyi çamuru mamuru unuttum. Vay. Hello. Larry, back up. Huh? Larry, yeah, the Nile porch. Nile porch, yeah. Here, right? Yeah. Thank you. Burası mı acaba? Yoruldum. Evet, burası. Vallahi motora bineceğim, 10 kilometre pıt diye gideceğim demiştim. Neler oldu, neler gördük. Neyse, geldik sağ salim, önemli olan o. Bakalım motor ne durumda. İyi, güzel güzel, fena değil. Ben de çok fena sayılmam. Teker çamurla tabii ki hemen kaplanmış. Söylemişlerdi bu tekerlerin en kötü özelliği çamurda sana çok ciddi sıkıntı çıkartacak demişlerdi. Evet, arası dolmuş bile. Neyse, olsun. Herhangi bir kırığımız döküğümüz olmadan geldik arkadaşlar. Motoru park ettim. Şimdi size resepsiyonu bir göstereyim. Bir yemek alanı, üstü kapalı bir oturma alanı var. Asıl size dışarıyı göstermek istiyorum. Bu manzaraya inanamayacaksınız. Dışarıda da yiyip içebileceğiniz çok güzel bir alan var. Nil Nehri'ne bakıyor. Ya, muhteşem bir manzarası var. Eğer isterseniz yüzebileceğiniz bir havuz var. Buralarda bungalovlar var. Ya muhteşemmiş. Az önceki otelden sonra burası gerçekten cennet bahçesi. Yani Ceyda'nın asıl bizim otelin olduğu yeri görmen gerekiyor dediği kadar var gerçekten. Şu manzaraya bir bakın. Bu nedir ya? Bu nasıl bir güzellik? Hop. Timsah gibi bir şey gördüm. Aşırı da büyük kuyruğu vardı. Burası bildiğin yağmur ormanı. Şu an aşırı tedirginim. Monitör kertenkele miydi acaba o? Neyse, ayağım bacağım aşırı korunaklı yani. Benden daha korunaklı olamaz kimse. Buralarda öyle lay lay lom yürürken kendimize dikkat etmemiz gerektiğini hemen anladım. Tamam. Bir daha lay lay lom yok. Şu manzarayı bir göstereyim size. Arkadaşlar, bir odaları var. Size buraları göstermek istiyorum. Böyle ucu bucağı aşırı açık. Önü göz alabildiğine Nil Nehri manzarasıyla dolu bir oda var burada. Burası böyle tam aile odası ya da arkadaş odası falan olarak. Burada bir tuvalet var. Şöyle kapatıyoruz perdeyle ve yine perdeyle bir tane lavabomuz ve duş var burada. Şimdi bu duş nereye bakıyor? Neden duşu buraya yapmışlar? Onu bir göstereyim size. Ya burada duş alırken şu perdeyi falan da açarsanız eğer full Nil Nehri manzarasıyla birlikte duş alabiliyorsunuz. Ya inanılmaz bir ortam burası. Buraya hayran kaldım. Ya %500 falan yağmuru gösteriyordu hava durumu. Ama
Güneş var şu an. Asla hava durumuna inanmamam gerektiğini öğreniyorum yavaş yavaş Uganda'da. Ben artık güzel bir akşam yemeğiyle birlikte bugünü ve bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video burada bitmedi arkadaşlar. Bana dediler ki Anıl, Nil Nehri'nin üstünde bot turu yapman lazım. Ben de bir bot ayarladım ve kendi başıma şu an sadece botu kullanan abi ve ben bir tur yapıyoruz. Daha yeni başladık. Bana Nil Nehri'nde görülmesi gereken güzel yerleri, garip hayvanları ve kuş türlerini gösterecek. Ve özellikle bu iş gün batımında yapılmalıymış. Şu arkadaki manzaradan görebilirsiniz zaten ortamın ne kadar güzel olduğunu. Az önce yukarıdaydık, şimdi nehrin üstüne geldik. Garip bir sürü hayvan görüyorum. Suyun üzerine çıkıyorlar, iniyorlar falan ama ne olduklarına dair hiçbir fikrim yok. Buralarda timsah var mı? Onu da bilmiyorum mesela. Ama bottayım nasıl olsa, güvendeyim. Tadını çıkaracağım. Oo, eski beton bir kaydırak var burada. Ama ormanın içinde kalmış. Hatta ucu şöyle... Oo, bir dakika arkadaşlar, boşa... Boşa şeyler anlatıyormuşum size. Şunu gördünüz mü? Otelden geliyor. Su kaydırağı. Üf, direkt nehrin içine cup. Bayağı iyiymiş. Ya gerçekten bir bot turu yapılabilecek en güzel saat ve sanırım en güzel yerdeyim. Hayran kaldım ya gördüğüm şeylere. O kadar çok kuş var ki. Her yerden uçuyorlar. Birkaçının videosunu çekmeye çalışıyorum. Ama gözümle gördüğüm gibi olmuyor. Şöyle küçücük serçe gibi kuşlar var. Sürekli suyun içine dalıyorlar. Bir şeyler yakalayıp yiyorlar. Burada ağaçların üstünde seçebiliyorsanız eğer, beyaz beyaz böyle kar topu gibi bir sürü kuş var. Thank you.
Drone'u uçurdum ama bot hareket ettiği için yakalayamıyorum. Havada kaldı. Ağzımı yüzüme çarpmak istemiyorum ama... Abi. Oh. Thank you. Başardık. Başardık. Az önce kuşlar akşamlamak için şuradaki ağaçlara konmuşlar. Ya yaklaşık 100 tane falan var. Üf, dibine giriyoruz. Umarım korkutmayız. Arkadaşlar inanılmaz bir deneyim. Onlarca çeşit gaga görüyorum, renk görüyorum, büyüklü küçüklü, of. O Nil Nehri'nin doğduğu yere 10 dolar vermektense bu tekne turuna 20 dolar vermek aşırı mantıklı bir hareketti. Bu güzel videoyu buradan bitirmiş olalım. Hepinize videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yine Uganda'da görüşeceğiz.